Doğrusal denklemlerin nasıl yazılacağı konusunu daha önce de incelemiştik. Mesela eğim kesim noktası formundan bahsedip bu formda denklemi yazabilmek için y eşittir mx artı b formülünü kullandığımızı söylemiştik. Burada m ve b sabit sayılar. m x'in katsayısı ve aynı zamanda eğim, b ise y ekseninin kesim noktası hakkında bize bilgi veriyor. Evet, bu denklemi sağlayan x,y çiftleri, y eksenini x eşittir 0 ve y eşittir b yani 0 virgül b noktasında keserler ve eğimleri m'dir. Doğru denklemi yazmanın bir başka yoluysa, nokta eğim formudur. Peki, bu neydi? İlk ne dedik? Eğim kesim noktası formu dedik. Bu formları ya da formülleri kullanarak aynı denklemi farklı şekillerde yazabilirsiniz. Şimdi de ne dedik? Diğer yol nokta eğim formu. Nokta eğim formunda denklemi sağlayan doğrunun eğimi m'dir. Ve eğer x eşittir a ve y eşittir b çiftinin bu denklemi sağladığını biliyorsanız, doğrunun denklemini y eksi b eşittir m çarpı x eksi a olarak yazabilirsiniz. Evet, nokta eğim formu da bu. Bununla ilgili videolar görmüştük, oradan da hatırlayacaksınız. Şimdi bu videoda ise daha önce gördüğünüzü düşündüğüm, gördüğünüzü tahmin ettiğim, umduğum başka bir formdan bahsetmek istiyorum. Bu formun adı da standart form. Standart formda denklem ax artı by eşittir c şeklini alıyor. Buradaki a, b ve c tam sayılar. Ve bu videoda daha önce eğim kesim noktası ve nokta eğim formları için yaptığımız gibi standart formu kullanmanın daha iyi olacağı, daha avantajlı olacağı durumlardan da bahsedeceğiz. Evet, gelin bir örnek seçelim. Mesela, 9x artı 16'yı eşittir 72. Bu doğruyu çizeceğiz. Standart form y ekseni kesim noktası hakkında bize çok iyi bilgi verebilir ama biliyorsunuz eğim kesim noktası formuyla da y ekseni kesim noktasını kolaylıkla bulabiliyoruz. Bunun için standart formun daha iyi olduğu başka şeyler de olmalı öyle değil mi? Standart form y ekseni kesim noktası yanında bize bundan gayrı bize x ekseni kesim noktasını da verebilir. Evet, x ekseni kesim noktasını diğer formlardan, diğer formüllerden elde etmek öyle çok da kolay değil. İşte bu noktada standart form devreye giriyor. Peki bunu nasıl yapıyoruz? x ve y ekseni kesim noktaları için küçük bir tablo çizelim. x ve y. x ekseni kesim noktası y sıfıra eşitken bulunur, y ekseni kesim noktası ise x sıfıra eşitken. y sıfıra eşitken x nedir? Hemen bulalım. y yerine 0 koyarsak, 16 çarpı 0, 0 olur. Böylece elimizde 9x eşittir 72 kalır. x'i bulmak için de 72'yi 9'a böleriz ve 8 buluruz. Kolay değil mi? Bu 0 olduğu için x'i 72'yi 9'a bölerek hemen bulduk. y 0 iken x 8'miş. Grafik üzerinde y 0, x 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. İşte burada x ekseni kesim noktası. x ekseni kesim noktası dediğimiz yer, doğrumuzun x eksenini kestiği yer. Peki ya y ekseni kesim noktası? Ne olacak? Bu sefer x 0 olacak. Bu gitti. 16y eşittir 72 kaldı. y eşittir 72 bölü 16. Bu da ikisi de 8'e bölünebilir. 72 bölü 8, 9 eder. 16 bölü 8 ise 2. 9 bölü 2, yani 4,5. O halde x 0 iken y 4,5'miş. Bu noktayı da gösterelim. Bu noktayı da gösterecek olursak, x 0, y 1, 2, 3, 4, 4,5. Bu iki noktayı kullanarak doğruyu çizebiliriz. Evet, doğru çizme aracını kullandım zannediyordum, özür dilerim. İşte bu. 9x artı 16 y eşittir 72 denklemini sağlayan bütün x y çiftleri işte bu doğruyu oluşturuyor. Ne dedik, standart formun diğer formlardan daha iyi yapan daha avantajlı yapan bazı özellikleri vardı ve x ekseni kesim noktasının kolaylıkla bulunabiliyor olması, bu özelliklerden bir tanesi. Dikkat ederseniz y ekseni kesim noktasında hiç zorlanmadan bulduk. Eğim kesim noktası formunda y ekseni kesim noktasını bulmak çok kolaydır nokta eğim formunda x ya da y ekseni kesim noktaları hakkında bir bilgi alamazsınız. Eğim kesim noktası ve nokta eğim formlarında eğimi bulmak çok kolaydır. Ama standart formda eğimi bulmak için biraz işlem yapmanız gerekebilir. Mesela bu iki noktayı kullanarak eğimi bulmaya çalışabilirsiniz. Bu noktadan bu noktaya hareket ederken x'teki değişim, 8'den 0'a giderken eksi 8. Y'deki değişim ise 0'dan 4,5'e gitmek için artı 4 virgül 5. Bu deltayı silelim. Evet, 8'den 0'a gitmek için x'i, eksi 8 değiştirdik. 0'dan 4 virgül 5'e gitmek için de, y'yi artı 4 virgül 5 değiştirdik. Bu durumda eğim, y'deki değişim, yani 4 virgül 5, bölü x'teki değişim, yani eksi 8. Gülü sayıdan kurtulmak için pay ve paydayı 2 ile çarpalım. Böylece eğimi eksi 9 bölü 16 olarak bulabiliriz. Dediğim gibi standart formdan eğimi bulabilmek için biraz işlem yapmak gerekiyor. Eksi 9 bölü 16'yı direkt bulmamız çok da mümkün değil. Evet x ve y'nin katsayıları olarak 9 ve 16'yı görebilirsiniz ama pozitif mi yoksa negatif mi bunu bulmak için yine de biraz işlem yapmanız gerekiyor. Eksi 9 bölü 16'yı direkt bulmamız çok da mümkün değil. Aslına bakarsanız standart formdan eğimi bulmak için standart formu bu diğer formlardan birine çevirmeyi deneyebilirsiniz. Bunun için özellikle de eğim kesim noktası formunu öneririm. Standart form üzerinde hiç oynama yapmadan x ve y ekseni kesim noktalarını bulmak için idealdir. Eğim kesim noktası formuna çevirmek de aslında hiç zor değil. Hemen deneyelim. 9x artı 16y eşittir 72. Bunu eğim kesim noktası formuna çevirmek istiyoruz. İki taraftan da 9x çıkararak başlayalım. İki taraftan da 9x çıkaracağız. 16y eşittir eksi 9x artı 72. Şimdi iki tarafı da 16'ya bölelim. Evet, her şeyi 16'ya bölelim. y eşittir eksi 9 bölü 16 x artı 72 bölü 16. Bunun sonucunu daha önce bulmuştuk. 9 bölü 2 ya da 4,5. İşte bu forma bakarak eğimin ve y ekseni kesim noktasının ne olduğunu söylemek çok kolay. Zor olansa x ekseni kesim noktası.